8 Haziran Perşembe haftanın 4. işlem günü. Ben Murat Tufan. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'te dış piyasaya hoş geldiniz efendim. Bir son dakikayla başlıyoruz. ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları 261 bine çıktı. Bu tarafta beklenti 235 bin olarak gözüküyor ve önceki rakamında 232 bin olduğunu varsayarsak Amerika'da aslında istihdam piyasalarının bir miktarda olsa bozulmaya başladığını gösteren önemli bir işaret. Diğer taraftan tabii ABD tarafında hafta içerisinde hizmet PMI rakamları da bildiğiniz gibi açıklandı. O tarafta da aslında çok da olumlu bir data yoktu. Dün aynı zamanda Amerika'nın dış ticaret açığı son 7 ayın zirvesine geldi. Tüm bu göstergeler Amerika tarafında bir resesyonu daha da derinleşecek önemli semboller olarak gösteriyor efendim. Birazdan zaten yaklaşık 25 dakika boyunca detaylı bir şekilde konuşacağız. Editörümüz sevgili Zeynep Çelik, bir kez daha hoş geldiniz. Dataların detayları gelmeye devam ettiği sürece biz de bir taraftan da ekonomik takvime bakalım. Birleşik Krallık tarafında aylık olarak işte konut fiyat endeksi açıklandı. O tarafta -30 olarak duyuruldu. İngiltere tarafında, İngiltere bölgesinde, adasında diyelim, çok ciddi grevler var. Özellikle Heathrow Havalimanı'nda bakıldığı zaman bir ay süreyle İngiltere genelinde grevler olacağını söyleyelim. Rishi Sunak şu anda Joe Biden'la temaslar için Amerika'da bulunuyor. İkili ilişkiler için ancak İngiltere tarafında özellikle BBC Radyo gibi birçok platformda şu anda enflasyonun altında olan zamlardan dolayı İngiltere bir ay boyunca greve gidecek ve bu anlamda özellikle havacılık şirketlerinin uçuş trafiklerinin bir miktarda aksayacağı ve büyüme rakamlarında olumsuz etki edeceği söyleniyor efendim. Diğer taraftan tabii Euro bölgesinde büyüme rakamları 1 puan olarak açıklandı ve bu tarafta özellikle Avrupa bölgesinin teknik bir resesyona girdiğini gözlemliyoruz. Hindistan tarafında da son 2 toplantıdır faizlerde bir değişiklik yapılmadı. 6.50'de sabit tuttu. Bugün Hindistan Merkez Bankası. Diğer taraftan Avustralya'da ticaret dengesi 11.158 milyar dolar fazla verdi. Hem beklentinin hem de önceki rakamın altında kaldığını paylaşalım. Japonya tarafındaysa büyüme rakamları beklentinin ve öncekinin çok üzerinde geldi ve 2.7 puanlık bir parasal genişleme etkisiyle büyüyor efendim. Avustralya tarafında hafta içerisinde bildiğiniz gibi faiz kararı gelmişti. Özellikle hafta içerisinde gelen faiz kararı da sürpriz şekilde artmaya devam etmişti. Birazdan Türkiye'yi detaylı şekilde konuşacağız. Burada dolar özellikle herkesin manşetlerinde. Mehmet Şimşek'ten de mesajlar var. Yeni Merkez Bankası Başkanı koltuğuna bekleniyor. Piyasalar özellikle dolar Türk lirasını serbest piyasada dalgalanmasından ötürü ciddi şekilde volatilite yükseldi ve dün özellikle %7'den fazla değer kaybeden bir para birimi vardı ve özellikle kapalı çarşıda tabela fiyatıyla kapalı çarşı arasındaki fiyat da kapandı efendim. Neredeyse 40 kuruşa kadar düştüğüne şahit olduk. Artık ikili o fiyatlar en azından azalıyor. Ancak yine de çok hızlı yükselen bir dolar var ve bu tabii ki enflasyonu da etkileyecek. Birazdan bizi konuşacağız ama öncesinde bir global taraftaki rakamlara bakalım. Dolar endeksinde 103.77'deyiz ve gelecek hafta Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve piyasalarda şu anda CME Market Watch ekranlarında %66 olasılıkla Fed'in bu toplantıda pas geçeceğini düşünüyor uzmanlar. Ancak yine de bir artırma olasılığından da bahsediliyor. Çünkü enflasyon tarafında %2 olan hedefin hala oldukça üzerindeyiz ve özellikle son 3 aydır enflasyondaki düşme hızı yavaşladı. Dolayısıyla da enflasyon bundan sonrasında belki de daha zor düşecek ve bu da Fed'i yeni bir faiz artışına zorlayabilir. Euro tarafında 0.746'lardayız. Dolar yende kotasyonlar 39.40'ı gösteriyor. Pound cephesinde 24.85'lerdeyiz. 1.24.85. Forex piyasalarından kalma alışkanlık olduğu için nokta sonrasını söylüyoruz. Ama 1.24-1.25'e oldukça yakınız. S&P 500'de de 4.300 puanlardan bir kar satışı geldi. Özellikle bakıldığı zaman hafta içerisinde yılın en iyi seviyesini gördü. Hatta boğa piyasasına tekrar Amerikan borsaları girdi. Borç tavanı meselesi çözüldükten sonra hem dün bir dinlenme hem de bakıldığı zaman tabii ki Amerika tarafındaki işte kötü hava şartları ve aynı zamanda tabii ki Fed'in ne yapacağını
dair önemli bir belirsizlik var. Bitcoin fiyatlarında ise sanki en kötü geride kaldı. Binance'in Amerika'daki varlıkları dondurulmasının yanı sıra halka açık bir şirket olan Coinbase de Amerika'da SEC Gangster öncülüğünde bakıldığı zaman bu anlamda yasaklar getirmeyi ve soruşturma açmayı tercih etti. O tarafta tabii işler karıştı ancak yine de Bitcoin sağlam duruyor efendim. 26.450 dolar seviyesinde ve 78 dolara yakında bir Brent petrol fiyatları var ki hafta içerisinde bildiğiniz gibi Çin tarafından dün ihracat ve ithalat rakamları da kötü gelmişti. Bize dönelim. Bizdeki hikaye ise bambaşka. Özellikle baskılanan bir dolardan hep bahsediliyordu ve ucuzlatılan ve daha da değer kaybedilmesi gereken bir kur var deniliyordu. Yani Türk lirası şu anda pahalı. Dolayısıyla da birazcık daha gitmesi gerekiyor. KKM ile baskılandı deniliyordu ve seçim sonrasında Mehmet Şimşek ismi ön plana çıkınca piyasalarda artık Türkiye ekonomi modelinin terk edileceği ve normalleşme politikaları olan ortodoks yani faiz artırma sürecine girileceği gözüktü ve bu anlamda dolar bir anda serbest piyasada dalgalandı şeklinde yorumlar da var efendim. Mehmet Şimşek'ten açıklamalar da var. O tarafı da konuşacağız. Özellikle yol haritasına dair önemli sinyaller verdi. Ancak 24'lere oldukça yakınız. Dün özellikle Societe Generale ve işte bakıldığı zaman Commerzbank gibi önemli kurumlarda yıl sonunda 24, gelecek sene içinde 30 lira gibi dolara dair beklentiler sunuldu efendim. Şu anda herhalde nereye evleneceği ve hangi tempoda gideceği aşikar. Çünkü Türkiye hızlı bir şekilde doğruları yapar ve ülkeye bir anda para girerse tabii ki tam tersi bir tablo olur. Ya da Merkez Bankası'nı piyasa severse bu dönemdeki ve kararlılığını da beğenirse tabii ki Türk lirası tüm kayıplarını bir anda geri alabilir ki çok ciddi bir potansiyeli var. Yaklaşık 5 senedir, 5 seneden fazla bir süredir değer kaybeden bir TL artık yükselmeye de hasret efendim. Dün Borsa İstanbul tarafında tabii hem doların yukarı gitmesi hem de bakıldığında enflasyona dair beklentilerin şirket karlarını artıracağından dolayı pozitif bir tablo vardı. Bugün bir denge arayışı var, 1 puana yakın bir düşüş var. Ancak yine de piyasalar tabii ki önümüzdeki dönemde işte bakıldığında faizlerin hemen nötr pozitife gelmeyeceğini düşünerek Borsa İstanbul'un hala potansiyel vaat ettiği kanısında. Euro tarafında 25'lerin üzerindeyiz. Gram altın fiyatları da dün ons altın fiyatları ve doların yükselmesiyle birlikte rekor kırmıştı. Bugün de rekorlarına devam ediyor. 1471 TL'den geçiyor efendim fiyatlamalar diyelim. Birazdan konuşacağız. Türkiye'nin bu dönemde en azından ülke risk puanı 700 puanlardan indi. Ancak dolar artıyor, dolar da artıyor, borsa da artıyor, altın da artıyor. Faizler de muhtemelen artacak. Peki bu dönemde nasıl bir ekonomi ve Türkiye hangi şartlarda yönetilecek efendim? Bizi zorlayacak mı? Acı reçeteyi yerel seçimler öncesi hükümet koyacak mı? Yoksa Mehmet Şimşek birazcık daha böyle katı değil, daha yumuşak bir geçişle yerel seçimlere mi hazırlayacak hükümeti? Sonrasında mı bakıldığı zaman sıkı bir ekonomi yönetimi olacak? Bilmiyoruz efendim, göreceğiz. Diğer taraftan küresel piyasalarda risk iştahı düşük ve özellikle FED'den piyasacılar bir faiz artış ihtimallerini her şeye rağmen fiyatlıyor. Avustralya Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası 25 bas puanlık bir faiz artışı yaptı. Tayland Merkez Bankası da yaptı. Gördüğünüz gibi merkez bankaları bu Haziran'ı ve özellikle Ağustos ayını faiz artırarak geçirecek diyor uzmanlar ve Eylül ayında artık pas geçme olasılıkları var global merkez bankalarının. Dolayısıyla da küresel piyasalarda risk iştahı düşük ve önümüzdeki hafta da bakıldığı zaman Fed'in bir faiz artırma olasılığını piyasalar hiç de yabana atmıyor diyelim efendim. Mehmet Şimşek'e geçtiğimiz zamansa o tarafta dün İngilizce ve Türkçe tweetleri vardı ve aslında bir taraftan da güven vermeye devam ediyor. İşin zorluğunu da bir şekilde vurguluyor ve kendisine de zaman tanınması gerektiği noktasında bilgilendirme yaptı. Dün Twitter hesabında ve sosyal medya hesabında İngilizce, Türkçe olmak üzere İki ayrı açıklamada bulundu. 5 yıllık bir aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamanın onur ve ayrıcalığını yaşadığını belirten Bakan Şimşek, bu görevle halka hizmet etme sorumluluğunu kendisine verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduğunu ifade etti ve açıklamalarında daha zengin ve dirençli bir Türkiye yaratmak için takip edeceğimiz prensipler şeffaflık, tutarlılık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik olacaktır diyor. Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken öngörülebilirliği artırmak için de kurala dayalı bir
politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz diyor efendim. Evet, piyasalar uzunca bir süredir aslında bu kriterleri hem Hazine Bakanlığı'ndan hem de Merkez Bankası'ndan hem de Türkiye'nin aslında kurumsal bakanlıklarından, kurumsal çatısından bekliyordu. Bakalım ne kadar bağımsız ve bu anlamda kararlı bir şekilde Sayın Şimşek bunları gerçekleştirebilecek ve piyasalarda umarım buna pozitif tepki verir efendim. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Charles Michel'le görüştü ve bu dönemde tekrar 2007 dönemin AK Partisi gibi bir kez daha Avrupa Birliği temaslarının gündeme geldiğini görmüş olduk ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le telefon görüşmesi yaptı ve yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Charles Michel tebrik etti efendim. Bölgesel konuları değerlendirmişler. Avrupa açısından da büyük stratejik değeri olan Türkiye Avrupa Birliği üyeliğinde tam üyeliği noktasında somut ve olumlu bir gündem temasları da olduğunu söylüyor diyelim. Yani herhalde yıllardır aynı nakarat, ancak Türkiye bir türlü Avrupa Birliği kapılarına giremedi efendim. Diğer taraftan Tayvan çok sayıda Çin savaş uçağını dün hava savunma bölgesini ihlal ettiğini söylüyor. O tarafta bildiğiniz gibi Tayvan üzerinden gerginlik tırmanmaya devam ediyor ve Tayvan Savunma Bakanlığı 37 askeri uçak hava savunma bölgesine girdiklerini ifade etti. Hindistan Merkez Bankası da faizleri değiştirmedi ve iki toplantıdır faizleri değiştirmeyen bir Hindistan var ve bu ayın başında Çin'i de nüfus olarak geçmişti. Ciddi anlamda Çin'le birlikte hem nüfus olarak hem de ekonomik olarak çok ciddi bir yarış halinde Hindistan efendim. Diğer taraftan Amerika'nın Hazine Bakanlığı hazine bonosu ihracını hızlandırmayı hedefliyor ve T-bill ihracını hızlandırmayı amaçladığını ve 350 milyar dolar civarında bir ekleme yapmayı planladığı söyleniyor efendim. Son olarak da Çin'in büyük kamu bankalarında mevduat faizlerini düşürdü. Bu hafta içerisinde sevgili editörümüz Zeynep bunun haberini de paylaşmıştı bu iddianın olduğunu. Nitekim bu adımı Çin kamu bankaları yapmış oldu. Sırada özel bankalar var sanırım. Çin özellikle büyüyebilmek adına faiz indirmeyi Türkiye'nin ilk başlarda yapmaya çalıştığı yöntemi yapıyor. Ancak Çin'in bakıldığı zaman rezervleri 3 trilyon dolardan fazla olduğunda altını çizmekte fayda var diyelim ve devam edelim. Dünya Altın Konseyi'nin Türkiye en fazla altın alan haberlerine alışmıştık ama Türkiye en fazla altın satan haberlerine son dönemde bakıldığı zaman Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksi olmasından sonra maalesef buna da alışmaya başlayacağız gibi. Dünya Altın Konseyi 2023 genelinde Merkez Bankalarının alım tarafında olmasını beklediğini, Nisan ayındaki düşüşün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan satış sebebiyle yaşandığını belirtiyor ve bu anlamda Habertürk'ten sevgili arkadaşım Selim Karaağan'ın haberine göre de açıklanan verilerde Nisan ayında 80.8 tonluk bir Merkez Bankası'nın rezerv sattığını efendim paylaşalım. Birazdan bunu değerli ekonomist Hikmet Baydar hocamızla birlikte konuşacağız. İkinci habere geçelim. Sevgili Zeynep'in öncülüğünde Merkez Bankası'nda bayrak değişimi için geri sayım. Ekrandaki hanımefendi Amerika'da görev yapıyor ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda önemli bir bayrak değişimi için geri sayım başlamış efendim. Resmi gazetede yayınlanacak olan kararda Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini Şahap Kavcıoğlu'ndan devralarak Amerika'daki müthiş Türk kızı olarak tanınıyormuş ve bu anlamda göreve başladığında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı unvanı da kazanacak. Acaba hangi isminde kullanacak onu da merak ediyorum. Evet, yani bir kadının Merkez Bankası Başkanı olarak o koltuğu oturması gerçekten de beni de heyecanlandıracak. Umarım hani bu yönden olur ve iletişim noktasında çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü piyasalar muhtemelen eğer seçilirse, kabul ederse Hafize Gaye Erkan'ı o kadar çok teste tabi tutacak ki sabrını zorlayacak, sinirini sınayacak, işte kararlılığını sınayacak. Dolayısıyla zor bir görev. Eğer gelirse de şimdiden hayırlı uğurlu olsun efendim. Şimdi dolara dönelim ve Hikmet hocamıza dönelim bir taraftan da. Hikmet Baydar, ekonomist karşımızda. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız?
Sağ olun, iyiyim. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi hocam, doları bu kadar çok aslında bir şekilde yol haritası olarak çizmiştik. Seçime yakın ya da seçim sonrasında 20 liralara atacaktır. Orada bekleyen emirler de girer ama sonrasında zaten 20 geçileceği için KKM de burayı çok tutmaz ya da KKM'den çıkış olabilir. Hızlı bir yükseliş olabilir şeklinde ama yine de sanki ilk defa dolar yükseliyormuş gibi gündeme de oturdu. Dün %7 de yükseldi. Siz neden yükseldiğini düşünürsünüz? Dolar serbest piyasaya mı bırakıldı? Dün özellikle Mehmet Ali Yıldırım Türk'le hocamızla bağlandık. Sizden iyi olmasın sağ olsun, Kapalı Çarşı'dan bağlandı o da. 40 kuruşa kadar düşmüştü hocam tabela fiyatı. Yani Kapalı Çarşı'da biliyorsunuz 4 liraya kadar aramızda fark vardı EkoTürk fiyatıyla. Orası da kapanmaya başladı bu %7'lik yükselişten sonra. Hemen yorumunuzu alalım efendim, buyurun. Şimdi işin ilginç tarafı, ortada ilginç bir senaryo var. Daha önceden yazıldı ve daha önceden söylendi. Seçimden önce bazı ekonomistler seçimden sonra seçim sonucu ne olursa olsun döviz, dolar yükselecek, hatta 25 gibi bir laf ettiler. Dolayısıyla seçimden sonra dövizde çok hafif yukarı yönlü zorlamalar olduğunu gördük. Fakat kabine açıklandıktan sonra sanki o günü bekliyorlarmış gibi çok sert harekete dün yaşadık. Ve Sayın Mehmet Şimşek de önce İngilizce gördüğüm kadarıyla sonra da Türkçe açıklama yapma ihtiyacı duydu. Şimdi, kurallara dayalı ki, politika vurgusu vardı Hikmet Hocam. Kurallara dayalı politika. Ne demek bu? İlk açıklaması rasyonel zemine dönme. Dışında başka seçeneğimiz kalmadı. Bu acaba ortodoksa dönüyor muyuz düşüncesini bizde oluşturdu. Açıkçası faizler yükselecek mi? Faizler yükselirken işte kredilerde bir sınırlandırma olacak mı? Bir parasal daralma söz konusu olacak mı? Birçok soru işaretleri var ki Merkez Bankası Başkanı hakkında da daha önce piyasada çok fazla konuşuldu. Ve bu oldukça çok paylaşıldı, konuşuldu ama gelecek olan kişi Merkez Bankası'nı ne kadar toparlar onu bilemiyorum. Ama burada gördüğüm şu, bu iki haberden sonra sanki düğmeye basılmış gibi bir anda dövizde yukarı hareketler başladı. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi %7 yükseliş oldu. Bugün durulduğunu görüyorum ve borsanın da bugün şu an zaten %1 civarında aşağıda olduğunu da belirtelim buna göre. Tabii ki bu hareketlilik teknik grafiklere baktığımız zaman anlamlı hareketler değil. Ve seçim öncesinde, seçim sonrası ne olursa olsun dolar yukarı gidecek, 25'lere kadar gidebilir yorumları yapıldı. İşte 23'lere geldi. Şimdi bunu göstere göstere birileri organize bir şekilde yapıyorsa, benim burada kafamı karıştıran nokta şu. Bunu yani biz görüyoruz, dışarıdaki vatandaş da bunu izliyor. Sosyal medyada da paylaşıldı, televizyonlarda da bu söylendi. Peki bu operasyonu Merkez Bankası görmedi mi? Veya ne bileyim hazine görmedi mi? Hani devletin ekonomik kanadı bunu görmedi mi? Ya da koltuklar değişiyor diye kimsenin umurunda mı değildi? Çünkü bu bana çok ilginç geldi. Bir anda böyle bir hareketin olması ekonomik izahı değil. Yani %7'lik yükselişi mi ekonomik izah olarak görmüyorsunuz? Orayı kaçırdım ben Hikmet Hocam. Yoksa Türkiye ekonomi yani modeli doların baskılanması mı? Hangisinden bahsediyorsunuz? Şimdi tabii ki bir günlük %7 yükseliş. %7. Tamamen söylenti. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyor mu? Ya yani mesela dün görmüştür ve bunun sebebi olarak örnek veriyorum sizce Sayın Şimşek, Sayın Cumhurbaşkanı ne söylemiştir? Yani şimdi tabii ki işte şeffaflıktan bahsediliyor. Biraz yani şey değil, böyle çok net şeyler değil. Yani daha çok teorik açıklamalar. Teorik. Şeffaf, işte yurt dışının, evet yurt dışının güven duyabileceği tarzda veriler. Zaten bunları Türkiye yapmıyor mu? Bence Türkiye bir sürü veri açıklıyor zaten. Türkiye'nin sorunu dış borcu yapamaması, ama bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Yurt dışındaki, bakıyorum gelişmekte olan bütün ülkelerin sorunu. Yani bunun bir kere altını çizmek lazım. O ülkelerden biz nasıl ayrışacağız? Pozitif yönde. Bu ayrışmak için ne bedel ödeyeceğiz? Bunların altını çizmek lazım. Bakın kur bir gün hareket etti. Hemen çeşitli zam haberlerini duymaya başladık. Zaten piyasa hazırlanmış düğmeye basıyor sanki. Burada şunu da söylemek lazım. Hani söyleniyor ya kur baskı altında tutuluyor diye. Bu esnada Türkiye 10 milyar dolar borç ödedi. Ve o kuru baskı altında tutarak ve enflasyonu düşürerek Türkiye 10 milyar dolar borcunu ödeyebildi. Bu yıl sonuna kadar da doğru dürüst, Aralık'ta var 2-2,5 milyar dolar civarında bir borç ödemesi.
Bunun dışında doğrusu bir ödemesi de yok yurt dışına. Kaldı ki iç piyasada faizleri düşük tutmasına rağmen Türkiye'de Türkiye hazinesinin iç borç çevirim oranı %200'ün üzerinde. O zaman bu politikayı terk etmenin sebebi eksi rezervler olması mı Merkez Bankası'nın? Yani Sayın Şimşek neden sizce buna dönüş şartıyla eğer dönecekse ortodoksa göreve geldi? Hani sonuçta Sayın Bakan Nebati döneminde bu program uygulandı. Ki Sayın Cumhurbaşkanı da istedi. Tabii ki programın olumsuz. Tabii ki programın olumsuz yanları da var. Bir ilaç alıyorsunuz, bir nasıl söyleyeyim, bir antibiyotik kullanıyorsunuz. Bunun bazı olumsuz yan etkileri var. Mesela biz bunu yaparken, bu politikayı Türkiye olarak uygularken, aynı zamanda Türkiye'de reel getirilerde de bakıyoruz. İşte Türkiye İstatistik Kurumu açıklamış oldu. Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları var. Ben en uzun vadelisine bakıyorum. 6 aylık reel getiri, hatta yıllık var. Yıllık reel getiri oranına baktığı zaman mevduat faizi yıllık TÜFE'ye göre reel getirisi %16.89 eksi. ÜFE'ye göre de %17.56 eksi. Şimdi 58 eksi. Şimdi böyle eksi getiri olan bir ortamda biz mevduatı nasıl artıracağız? Bu düşük faiz politikasının yanı. Şimdi böyle olunca mevduat birikmiyor ve mevduat birikmeyince de krediler çoğalmıyor ve piyasa krediye sıkışıyor. Zaten sıkışıyor. Bunun yanında bir daha kredi sıkılaştırma politikası talebi dizginlemek için Amerika'yı taklit edercesine yapılmaya kalkılırsa piyasa düğmeye basıp stop eder. Hikmet Çünkü hocam, böyle bir ortamda iki çarkın dönmesi çok önemli. Hikmet hocam, iki dakikamız var. Ben size hemen izninizle o zaman bir soru sormak istiyorum. Siz anladığım kadarıyla tekrar bu batı yönündeki adımlar atıldığı zaman Türkiye'nin bir miktar ödemelerde ve likidite noktasında bazı sıkıntılar yaşayabileceğini söylüyorsunuz. Faiz artırım politikasına girersek eğer. Şimdi yeni başkan muhtemelen Hafize Gaye Hanım olacak. Piyasacılar 25 puana kadar ilk böyle bir şok etkisiyle faiz artışı bekliyor. Siz ne bekliyorsunuz? Birinci sorun, bir taraftan da eğer bu kadar yüklü bir faiz artılırsa bankalarda özellikle çok ciddi bir menkul kıymet var, ellerinde tahvil var. O tarafta bir Amerika'daki benzer vari, hani dile bile getirmek istemiyorum ama Allah korusun. Bizde de böyle bir hikaye olur mu Amerika'daki batış hikayesi gibi? Batış hikayesi demeyelim ama zorluk olacak tabii ki Murat Bey. Gerçekten önemli bir konu bu. Benim de en çok korktuğum nokta burası aslında. Bankalar şu an liralaşma stratejisi çerçevesinde ciddi şekilde tahvil alımı yaptılar ve teminata koydular. Bu tahvillerin faizleri de düşük. Eğer Merkez Bankası 25'e çekerken ki şu son zamanda mevduat faizleri, kredi faizlerinin üzerinde gidiyor. Yani bankalar pahalı alıp ucuz veriyor. Bir zarar söz konusu var. Ama bunun yanında eğer bankalar kalkıp da ellerindeki tahvillerin de değer kaybıyla karşılaşırlarsa ki 25 bas puanı yükselmesi gerçekten ciddi bir değer kaybı demek. Bu durumda bankaların öz kaynak hesabını iyi yapmak lazım. Burada sıkıntılar çıkabilir diye tedirginim açıkçası. Size önemli. Evet. İnşallah öyle bir şey olmaz. Umarım risk yönetimini ve bankaların stres testini en güzel şekilde yaparlar. Zaten programımızda sonuna gelmiştik. Mithat hocamızdan da çok özür dileriz ama kapatmamız da gerekiyordu. Yönetmenimiz Seyhun Ardemir ve türümüz tabii Zeynep Çelik'e çok teşekkürler. Programın sonuna geldik. Bugün son seans programında da birlikteyiz efendim. Dolayısıyla kısa bir ara veda edelim. Akşama doğru tekrar görüşeceğiz.